alanlardayız, darbeye karşı direniyoruz. Çünkü biliyoruz ki kayyum darbedir. Çünkü biliyoruz ki kayyumlardan medet umanlar darbecilerdir. Bu iktidar darbe mekaniğinin içinde darbecilerle kol kola girerek o kayyum darbelerine devam ediyor. Bu ülkede 25 yıldır tecrit var. Bunlar komplocuların tecritleriyle o hukuka sığınarak, İmralı'da tecrit uygulayarak istisna bir hukuku var ettiler. O istisna hukuk bir darbe hukukudur. İşte o hukukun içinden kumpas davaları yarattılar. Tıpkı Kobani kumpas davası gibi. Arkadaşlarımızı tutsak ederek Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı ve birçok yoldaşımızı tutsak ederek aslında darbecilerin yapmak istediğini yapmaya devam ettiler. Yine bir kumpas davasıyla geldiler. Hakkari Belediye Eş Başkanımız hakkında hazırladıkları kumpas davasıyla onu görevinden alıp Hakkari'ye, Kovamerk'e kayyum atadılar. Kayyumcudurlar, darbecidirler. 12 Eylül anayasasına karşı çıkıyoruz diyorlar. O cuntacıların anayasasıyla 22 yıldır iktidarlarını sürdürenler o cunta anayasasını daha da ileri taşıyabilmek, daha da kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için şimdi çıkmışlar, sivil anayasadan bahsediyorlar. Onların ne sivilli alakaları vardır, ne anayasayla, ne hukukla. Cumhurbaşkanı diyor ki biz kanunları değil hukuku uygularız. Kanunları tanımayan, yasayı tanımayan, anayasayı tanımayan, hatta 12 Eylül anayasasını bile ihlal edecek kadar bir hukuksuzluğa sürüklenen Cumhurbaşkanı'nın hukuk dediği şey aslında büyük bir darbe hukukudur. O yüzden de diyoruz ki darbelere karşı direnişi büyütme zamandır. Yan yana gelme zamandır. Omuz omuza verme zamanıdır. Darbeciler gidecek, biz kalacağız. Biz kazanacağız. Türkiye halkları kazanacak. Kürt halkı kazanacak. Bu Kürt düşmanlığına, Kürt'ü yok sayan bu anlayışa son vermek için şimdi tüm Türkiye halkları, emekçiler, kadınlar, bu ülkede soluksuz bırakılan, yok sayılan herkesin yan yana gelme zamanıdır. İşte bunu başaracağız. Ya postal cumhuriyeti ya demokratik cumhuriyet. Şimdi demokratik cumhuriyet için mücadele zamanıdır. O yüzden de diyoruz ki Hakkari bizimdir. Kovamet ya ne kayyum atanarak Kürt halkının demokratik iradesi bir kez daha gasp edildi. Mafya bağlantılarının yargı ve emniyet üzerinden ortaya döküldüğü, MHP'nin merkezine kadar uzanan cinayetin saklanamadığı, her türlü kirli, karanlık ilişkiler üzerine kurulu tek adam iktidarı, desteğini yitiren iktidarını ayakta tutmak için Kürt illerindeki belediyelere kayyum atamak dahil her yola başvuruyor. Tek adam iktidarı sandıkta kaybettiği kentlerde sahip olduğu devlet imkanlarını hukuksuzca kullanarak irade gaspı yoluna gitme tutumunu Van'da hayata geçirmeyi başaramayınca bu kez de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atayarak hukuksuzlukta sınır tanımıyor. Önce tek başına iktidar olma gücünü, ardından da birinci parti konumunu yitiren tek adam, tek partinin kayyum kararı sadece Hakkari halkının değil, tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir saldırıdır. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! Hakkari halkının iradesiyle seçilen eş belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ı 10 yıldan beri süren bir dava gerekçe gösterilerek gözaltına alınması ve akabinde kayyum atanması, ardından jet hızıyla 10 yıllık davanın savunma avukatlarını bile mahkemeye almadan 19 yıl 6 ay cezayla kayyumlarına gerekçe yaratmaya çalışmaları, davanın da mahkemenin
olayın da siyasi bir tercih olduğunu göstermektedir. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP-MHP Cumhur İttifakı ağır bir yenilgi almış. Ezilen tüm emekçi halklarımız bu iktidara artık yeter demiştir. Bu yenilgiden ders almayan iktidar şiddet ve baskıyla Anayasa Mahkemesi aynı kararlarına uymayan hukuksuzluklarıyla iktidarını sürdürmeye devam etmektedir. Halk iradesini tanımıyor. Seçilmişleri usulsüzce görevden alıp kayyım atayarak yerel yönetimleri rantçı, hırsız atanmışlarıyla yöneterek halkların 31 Mart iradesini tanımadığını açıkça ilan ediyorlar. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye eş başkanı yerine kayyım atamak, seçme ve seçilme hakkının temel bir yurttaşlık hakkı olmaktan çıkarıldığının açıkça ilanıdır. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Bizim berhedana dolemek! Bizim berhedana dolemek! Bizim berhedana dolemek! 2016 yılında OHAL ilanından bu yana bu ülkede ayrımcı, kutuplaştırıcı, seçmen ve yurttaş iradesinin gaspına dayalı hukukun üstünlüğü ilkesine, insan hakları ve demokratik değerlere tümüyle aykırı bir yerel yönetim rejimi hüküm sürmektedir. 2016 yılında ilan edilen o halden bu yana kayyum atamaları birkaç münferit örnek haricinde tümüyle Kürt halkının yaşadığı il ve ilçelerde cereyan etmiştir. Önce Demokratik Bölgeler Partisi belediyelerine, sonra Halkların Demokratik Partisi'nin HDP, şimdi ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yani DEM Parti'nin yönetiminde bulunan belediyeler iktidarın kayyum politikalarıyla gasp edilmiştir. Halkların seçilmişlerini tanımayanları biz de tanımıyoruz. Kendi iktidarını pekiştirmek için birçok kez değiştirdiği anayasayı kendisi ihlal eden iktidar, tüm bunlara rağmen yeni anayasa için destek isteyebilecek kadar da aymazdı. Darbecilere şapka çıkaracak uygulamalara imza atan tek adam iktidarının Hakkari'de atadığı kayyum halklar nezdinde hükümsüzdür. Her fırsatta hukuku katleden ve halkın iradesini gasp eden tek adam iktidarına karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Bizi bir atıya gelen! Adam iktidarına Hakkari Belediye Meclisi'nden hukuk dersi verilmiştir. Hakkari Belediyesi eş başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın hukuksuz bir biçimde görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi 7 Haziran Cuma günü toplanarak yapılan oylama sonucunda eş başkan Biyan Tekçe'nin belediye başkan vekili olarak seçmiştir. Bizler İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak almış olduğu bu kararın arkasındayız. Hakkari halkının iradesine sahip çıkıyor, birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.
verdikleri hukuksuz kararlar geri alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukun ayaklar altına alındığı, halkların en demokratik hakkının tek adamın kararı ile yok sayıldığı, işçilerin açlıkla terbiye edilmeye çalışıldığı, emeklilerin ölüme mahkum edildiği, kadınların sokak ortasında katledildiği, yoksul çocuklarının cemaat yurtlarına mecbur bırakıldığı, dilimizin yok sayıldığı bir ülkede hiçbirimizin yarını olmayacak bu karanlığa karşı ses olmak için saraya karşı birleşmeye çağırıyoruz. Örnekler olarak halklarımız için laiklik, bağımsızlık, barış ve demokrasi için saraya karşı halkların mücadele cephesini kurmaya çağırıyoruz. Bu çağrı sana, bana, ona, bize, hepimizedir. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri adına teşekkürler arkadaşlar.